Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Şu anda saat 6, 6.30 civarı. Bugün normalde günlerden pazar ama ben okula gideceğim. Burada zaten okul vlogu görmüşsünüzdür başlıktan. Okulumuzda atölyelerle çocuk gelişim zirvesi adına bir seminer gibi bir şey var. Ve katılım belgesi verilecek. Ben de ona katıldım. Saat 10'dan akşam 6'ya kadar uzun süren bir program. Ben de şimdi kıyafetlerimi ütülüyorum. Kıyafetlerim yıkanmıştı. Ben de annemin kurusunlar. Sabah ütülerim dedim. Şu şekilde ütü yapıyorum şu anda. Siz de bir yere koyacağım. Siz de izleyin beni. Çekmeyeyim. O yüzden ütüden sonra görüşürüz. Selamlar herkese. Ütümü yaptım. Şimdi biraz oturacağım. Sonrasında hazırlanacağım ve çıkacağım evden artık böyle saat 7.30-8 gibi. Çıkarım. Selamlar. Şu anda hazırım. 2 saattir şu kombini yapmaya çalışıyorum. Hani bir şey olduğu da yok yani. Gömleği sadece 2 saattir yapmaya çalışıyorum. Çünkü benim gömleğim uzun bir gömlek. Hani ve hani her seferinde içime sokuyorum. Bu sefer dedim ki öyle yapmayacağım dedim. İçe doğru kıvırdım. Bir tane yöntem görmüştüm YouTube'da. Ama o olmuyor çünkü arkası bu sefer uzun kalmaya devam ediyor. Ön taraf okey oluyor ama ben de ben öyle yapacağım dedim. Kağıt bantla yapıştır. Hani şöyle içime soktuğum kadar olan kısma kadar şey yaptım. Bantladım. Böyle bir görüntü oldu. Hem bolluğu da gitmemiş oldu. Bir tane şöyle bir kravat taktım. Kombine şey olsun diye, renk atsın diye. Yani kombin böyle oldu. Çok mu kötü duruyor acaba? Ben anlamadım ki. Belli oluyor mu? Arkasında kırışıklık var. Onu düzeltemiyorum. Bant yüzünden oldu. Artık neyse. Yani hem çok beğendim hem de çok özgüvensizim şu anda. Birazdan çıkarım ben de. Evet. Kombini. Şöyle kayla tamamladım. Nasıl olmuşum bacım? Yorumlarda yazın. Neyse bunu böyle tamamladım. Biraz arkadaki kırışıklıklar gitti. Ama ben bunu çıkartırım sonra. Hadi görüşürüz. En sonunda çıktım. Evet. Kombinem bu şekilde. Yeter artık. Yani gerçekten. Saat 8'e 5 var. Saat 10'da seminer, zirve artık o değer neyse o başlıyor. Yani çok mu kötü ya acaba? Bilemiyorum. Ama inşallah tarz yoluna rezil olmam. Baktım olmuyor. Baktım olmuyor. Tuvalette bantları söküyorum. Selemeyeceğim. Hadi bakalım. Ay size şeyi göstereceğim unutmazsam. Karadeniz Mahallesi'ndeki metrodan çıkarken yani resmen magmadan çıkıyorum. Mecidiyeköy'le yarışır. O nasıl bir şey yani. 4 tane mi 5 tane yüzeye çıkmak için 5 tane şey yürüyen merdiven çıkıyorum. Arkamda motoru durdu inşallah beni deli zannetmiyordur. Neyse hadi bakalım. Ben yine geçenki videodaki gibi aynı pantolonu giymişim. Bundan başka pantolonlarım da var arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Çok sevdiğim şeyleri de sürekli giyiniyorum. Öyle. Geldim kış. Gözüküyor musun? Evet. Hadi bakalım görüşürüz. Videoyu açmışım sonra kapatmışım galiba. Metroya geldim. Artık böyle çekeceğim insanlar. Bakıyorlarsa da baksınlar yoksa ağzım içine sokuyorum kamerayı. Neyse. 2-3 durak gittikten sonra ineceğim. Sonra tramvaya bineceğim. Hadi bakalım. Selam. Umarım
sesim geliyor. Mesela uzaktan konuşuyorum. Artık bilmiyorum. Metrodan indim, şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Selam herkese. Ay, tramvaydan indim. Okula doğru yürüyorum artık. Güneş de güzelmiş ya. Fotoğraf da çekseydim. Güzel çıkmıyorum ama. Böyle bir garip bir şey var. Şimdi okula doğru yürüyorum. Varacağız inşallah. Hah, kara göründü. Malakoda ya var. Yani gerçekten cıkım çıktı ya. Nasıl iş? Okulun yanında da inşaat var. Buraya geldiğim zaman kendimi şey gibi hissediyorum. Köye gelmişim gibi hissediyorum. Bir değişik yani. Sözde Cevizli Bağ'dayım. Ama ne bileyim. Yan taraf İstanbul, bu taraf Mardin falan. İki şok üst üste yaşıyorum arkadaşlar. Öncelikle arka kapı kapalıymış. Pazar olduğu için herhalde. Ön kapıdan gideceğim. Kafe de kapalı. İnşallah bir tane açık kafe vardır. Kahve içmezsem burada kendimi atarım aşağı. Atabileceğim bir yer de yok. Yani en fazla kaldırımdan atabilirim şu an. Kahve içmem lazım. Ben yoksa kendime gelemem. Ve bütün gün çok sinirlenirim. Yemin ederim. Şu an iki şok üst üste yaşadım. Ben nerelere giden? Ta ön kapıya kadar yürüyeceğim şimdi. Allah kahretsin ya. Bu ne iş ya? Nasıl bir iş? Sinir krizi geçirmek üzereyim. Ay. AZ11'deymiş. Zemin kat gösteriyor ama bulamıyorum şu anda. Asansörler de kapalı. Kafe de mi kapalı? Allah için bunu kapattı. Kahve ihtiyacım var. Kafayı yemek üzereyim şu anda. Neyse, biraz size okulu göstereyim. Burası okulun girişi. Zemin kat. Şurada şöyle bir şey var. AZ11 nerede Allah için ya? Ayrıca kafeler niye kapalı? Ben kafayı yiyeceğim şimdi. Kahve olmayacağını bilseydim gelmezdim. Şu an o kadar öfkeliyim ki anlatamam. Akşam 6'ya kadar buradayız. Ve kafe açık değil. Yemin ederim şu an okulun yakında kafe bulsam oraya gideceğim. Çok sinirlerim bozuldu. Değil mi? Kedi. Ben şurada bir yerde oturayım ya. Bu nasıl işmiş arkadaş? Bir tane kafe açık olmaz mı be? Ya vlogum bok oldu. Gerçekten. Bari oturayım şurada bir yerde. Herkese selam. Yürüyen merdiven çalışıyordur inşallah. Yukarı çıkan çalışmıyor gibi. Kafe kapalı sandım. Kafe açıkmış. Ha, çalıştı yürüyen merdiven de. Kafe açıldı sonradan. Şimdi dersin olacağı yere gidiyorum. Bir iki kişiyle tanışmış. İsimlerini öğrenmedim. Bu çocuk gelişimi yeğeyi. Allah'ım ya. Allah'tan kafe açıldı, yoksa ben kafayı yerdim bütün gün yiyip içmeden. Ay, sınıfı da buldum zaten, sınıfa gideceğim direkt. Bir lavaboya gittim. Sınıfa eşyalarını bıraktım, şimdi sınıfa gidiyorum. Konuşamıyorum şu an. Konuşmakta çok zorluk yaşıyorum. Sandığımdan daha kalabalık. Birazdan başlayacak ders. Sosyal, duygusal gelişim nedir? Ona bir genel bakış açısıyla bakacağız. Yani normal gelişimde ne bekliyoruz aslında? Bir de terimleri de bilmek lazım. Şimdi nasıl oynayacağız? Bir grup oluşturuyorsunuz. Zaten şu an grupsunuz. Hani merhabalaşabilirsiniz. Şimdi... Şöyle iki tane yönergemiz olacak. İlk yönergemizde
Herkes bu sıkıysa yakala. Bakışlar dışarıya. Yere bakalım azıcık, gökyüzüne bakalım. Arkamızı dönelim. Sıkıysa yakala. Bir kişi daha boşta kalmış oldu. Şimdi ismi gördünüz. Sen arkadaşlarına soru soracaksın. Mesela hangi okulda okuyorum? Bana bir tane de yardımcı, ben şimdi buradan yakalayamayacağım. Dikkat iyi olan bir kişi de şurada önde bana yardım edebilir mi? Kalbine. Yağmur deyince ellerinizi göğsünüze vuruyoruz. Kar deyince ellerimizi dizlere vuruyoruz. Bir deneyelim. Rüzgar. Yağmur. Kar. Rüzgar. Yağmur. Kar. Şimdi bunları öğrendiysek oyun yavaşça başlayacak. Herkese selam. Ara verdik 10 dakika. Bir lavaboya falan gittim. Bir hava alayım dedim. Derste oyunlar oynandı. Hatta bir oyunda ben ve yanındaki kişi de çıktık. Oyunun adı şeydi, hani birbirimize kendimizi anlatıyoruz. Sonrasında çıkıp arkadaşımızı tanıtıyoruz. İşte adı şu, şuradan geliyor, şuralı falan filan diye. Tabii ben çıkarken çekemedim. Beni çeken de olmadı. Öyle. Sohbet etmedi. Aile de bu kavramı hatta çocuktan öğrendi. Çocuk kendisi de hiç izlemedi. Herkese selam. Yarım saatlik bir ara verdik. O sırada yemek yemeye çalışacağım. İnşallah yetişebilirim yani yemeğe. Şimdi işte aşağı ineceğiz. Yemek yerim. Bir kahve alabilirsem kahve alacağım. Onun dışında öyle yani. Müzikle ilgili bir dersiz şu anda. Enstrüman dağıtıldı. Herkes bir şey şıngırdatıyor. Herkese selam. Son bir seminer kaldı. Yine ara verdik. Artık mayıştım. Yoruldum. Çılgın çıktı. Ara ara derslerde videolar çekmeye çalışıyorum size göstermek için ama bakalım. Nasıl oldu video? Gerçekten bir fikrim yok. Ama yoruldum. Şeyler bizim düşünce yapımızdaki gibi değil maalesef. Şaftım kaymış yani gerçekten ya. Şimdi son şeyin teorik kısmı bitti, atölye kısmına geçtik, etkinlik falan yaptırıyor hoca. Kullanmadığımız elimizde yazı yazmaya çalıştık. Şaftım kaydı artık, çok yoruldum. Bir duş, göz, tiz, top, set, pas, kıl, bol, çok, tok, kır, dal, sal, saç, dik, teşekkürler, göl, bol, tur, pul, saz, tır, kap, yol, ses, kes, tim, kem, kaf. Burun, ağız, kulak, burun,
ağız, burun, ağız. Herkes gitti. Ben gitmedim. Evet. Seminer bitti. Şimdi okuldan çıkıyorum. Size anlatacaklarım var. Çok güzel geçti ya, açıkçası beklediğimden çok daha iyi geçti. Şimdi okuldan çıkıp bayağı bir dolanacağım arka kapıya doğru. Çünkü yolum şey orada. Birazdan görüşürüz. Scooter botları da aramızdaki üç arkadaşımıza bot hediye ediyor olacak. Bir üniversitesi çocuk gelişim bölümünden Samet Takak burada mı? Arkadaşlar selam. Evet, kısa bir gönül özü, konuşamıyorum artık. Yemin ederim sabahki halimden eser kalmadı. Şaftım kaydı artık. Yemin ederim yani. Güzel bir gündü, çok güzeldi. Yani mesela etkinlikler yapıldı. İşte teorik anlatımdan sonra etkinlikler yapıldı. İşte atölye kısmına geçildi. Atölyelerde de işte farklı farklı etkinlikler yaptı. 4 tane hoca geldi dersimize. İlkinde bir tanesini Instagram'dan paylaştım. Onun fotoğrafını koyarım. İkincisinde de yine bir etkinliğe kalktım. Orada da arkadaşım sağ olsun video çektiğimi söylemiştim ona. Paylaşmış beni, videomu çekmiş. Onun sayesinde koyabileceğim videoyu da. Bizim bölümden, bizim okulda olan bir çocukla da tanıştım. Çıkışta bir baktım dedi. Aynı bölümdeyiz, ben de şu sınıfım. İstersen hani görüşebiliriz falan. Ben dedim tamam dedim yani. Allah rızası için Instagram ben. Neyse. Sonrasında çekiliş yapıldı. İşte iki kişiye British Time'dan %100 burs, iki kişiye 3 aylık aktivite hediyesi ve 3 kişiye de galiba scooter boot, yani bot hediyesi vardı. Ben bot hediyesine çıktım. Yani hiç çıkmaz sanıyordum bir şey ama bir baktım bot çıktı bana. Adresimi aldılar, evime yollayacaklar. Bayağı verimli bir gündü. Seminere verdiğim paranın çıktı. Gerçekten ama çok yoruldum. Neyse şimdilik görüşürüz. Selam arkadaşlar. Şimdi metrodan indim. Babamın yanına uğrayacağım. Sonrasında eve doğru yürüyeceğim. Gerçekten çok yoruldum. Ama değdi, güzel bir gündü yani. Yoruldum ama değdi diye düşünüyorum. Zaten yarın okul yok. Online'da dersim var. Salı günü de okulum yok. İki günde nelerim kendime yani. Şimdi de görüşürüz. Havaya bakar mısınız Allah için? Hava kararmış. Gerçekten bugün çok değişik bir gün. Babamın yanına gittim. Tam oturuyordum onunla. Sonrasında bir korna basıldı. Hani bir tane adam babama selam vererek geçecekti. Babam bir baktım bir anda adama durdur yaptı böyle. Adama dedim Samet'i de eve bırak. Mercedes de eve geldi. Sen gel sabahtan beri tramvay metro en son Mercedes de kapının önüne gel. Allah'ım ya. Gerçekten çok değişik. Eve geldi en sonunda. Gerçekten o kadar yoruldum ki size anlatamam. Şimdi kapanışı yapacağım. Bugün böyleydi. Şöyle kombinimi göstereyim yine sabahki gibi. Beni sevdiyseniz abone olmayı falan da herhalde çok kötüyüm şu anda. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, video hakkında yorumlarınız varsa yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.